Hepinize merhabalar sevgili anne babalarım, kıymetli velilerim, kıymetli meslektaşlarım. Bugün sizlerle çocukların yanında konuşulmaması gereken hepimizin yaptığı bir hata var. Bunu birlikte işlemeye çalışacağız. Hazırsak başlayalım. Sevgili anne babalarım, kıymetli velilerim, aile ortamı biliyoruz. Samimi ve candan bir birlikteliktir. Fakat bu samimi ve candan ortamda konuşurken bazen sansürsüz konuşup Çocuklarımızın yanınızda olduğunu unutuyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Çocuklarla konuşulmaması gereken, çocukların yanında konuşulmaması gereken bazı noktalar var. Bu durumlara dikkat edelim. Birincisi çocuğun öğretmeni hakkında lütfen olumsuz konuşmayın. Bakın bir öğretmen sevgisi inşa etmek öğretmenin aylarını, yıllarını alıyor olabilir. Sizin kullandığınız bir cümle öğretmene olan çocuğun saygı ve sevgisini bir anda ortadan kaldırabilir. Tekrar bunu temin etmek için inanın aylarca yıllarca uğraşmak gerekebilir. Lütfen bunu yapmayın. Aile bireyleri mümkün olduğu ölçüde dedikodu çocuğun yanında yapmamalı. Çocuklarla konuşurken açık, samimi ve net konuşmalıyız. Bizim masum dediğimiz küçük dedikodular dediğimiz şeyler çocuklarda da alışkanlık haline gelebilir. Karakteri bozuk bir birey oluşturabilir. Karakteri bozuk olan bir bireyden kaliteli ve gelişmiş bir toplum oluşması anne babalarım, sevgili anne babalarım mümkün değildir, imkansızdır. Diğer önemli bir nokta anneler babaları eleştirmeyecek, babalar da anneleri çocukların yanında ne yapmayacak? Eleştirmeyecek. Çocukların zihinlerinde anne babalar birer kahramandır. Anne baba sevgisi eğer ortadan kalkarsa aynı öğretmen sevgisi gibi bir zedelerseniz tekrar bu güveni ortaya çıkarmak için Tekrar bu güveni yakalamak için çok büyük emekler, fedakarlıklar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Lütfen çocukların doğal olarak kazandığı anne baba sevgisini zedelemeyin, ortadan kaldırmayın. Bu sevgi ve saygı ortamını bozmayın. Aile büyüklerin hatalarını çocuklara anlatmak. Bakın bu da çok fazla yapılıyor. İşte evimizde kimi sevmiyorsak genelde böyle yapılıyor. Büyük babadan hoşlanmıyoruz cimri, anneanne dedikoducu gibi. Yani onları yaftalamıyoruz. Bakın anne babalar çocukları için özellikle dede ve nineler birer rol modeldir. Bugün bu, bu, tarz abide şahsiyetlere yani ailenin direği dediğimiz dedeler nelerle ilgili itibarsızlaştırma, değersizleştirmeyi kesinlikle yapmıyoruz. Yoksa çocuk aile bağlarını kaybedebilir. Aile bağlarını olan büyüklere, küçüklere karşı olan saygısını, sevgisini ne yapabilir? Kaybedebilir. Diğer önemli bir nokta çocuklarda görünen olumsuz olayları sevmediğimiz akrabalarla ilişkilendirme hatasını yapıyoruz. Bu çok fazla yapılan bir hata. Bu kız aynı halası, aynı amcası. Hıh demiş bundan düşmüş. Sevmediğimiz bir şey olduğunda hemen sevmediğimiz bir akrabalarımıza iliştirip onlarla ilgili ön yargı oluşturmasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Aile bağlarını zedelemiyoruz. Siz birisini kötülersiniz. Çocuk tüm aileye olan güvenini, saygısını, sevgisini kaybedebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Çocukların yanında ekonomik sorunları çok fazla konuşmuyoruz. Param yok, paramız yok, fakiriz, şöyle açız, böyle şeyiz. Bu tarz ifadeler ne yapmıyoruz? kullanmıyoruz. Eğer çocuğa paranızın az olduğu ile ilgili bilgi vermek istiyorsanız tasarruftan bahsedebilirsiniz. Gelir ve giderlerinizin işte bir daha kay düzeleceğini söyleyebilirsiniz. Bir daha kay alabiliriz diye söyleyebilirsiniz. İşte tasarruftan bahsedebilirsiniz. Para biriktirmekten, ev alacağız, araba alacağız gibi bazı şeyleri çocuğa güzelce anlatabilir. Sağlıklı bir gelişim oluşmasını sağlayabilirsiniz. Fakat çocuğun para ve tasarruf gibi özellikleri bilmediği zaman çocuğun yanında paramız yok şeklinde direkt söyleyerek çocuğun ne yapmıyoruz? Duygu ve düşüncelerini alt üst etmiyoruz. Çocukların yanında başkalarının fiziksel kusurları. Buna çok önem veriyorum. İşte Kel Ahmet, Kör Yusuf, Topal Hatice gibi ifadeler çocuğun engelli insanlara karşı ön yargılı oluşmasını sağlayabilir. Daha da tehlikelisi kibirli ve kişiliği bozuk bir birey olarak çocuğunuzu yetiştirebilirsiniz. Allah muhafaza. Evet çocuğunuzu seçici ve eleştirici bir kimlik kazanmasına sebep olabilirsin. Sürekli birilerini eleştirebilir, sürekli birilerine hakaret edebilir. Bunu olmaması için lütfen çocukların yanında başkalarına hakir görücü, fiziksel özellikleri veya engelleri yüzünden eleştirel ifadeleri çocukların yanında kullanmıyorsunuz. Daha da önemlisi o kadar dikkatli oluyorsunuz ki çocuklar farklılıklara saygı duymayı, onları olduğu gibi kabul etmeyi öğrensinler. Karşıdaki insanlara karşı kibirli olmaktan uzak dursunlar. Çocuklarımızı kıyaslamıyoruz. Özellikle akademik başarısı yüksek olan bir akranıyla kıyaslamaya kalkarsanız rekabetçi bir kişilik. Bu da çocuğun sürekli mutsuz bir insan olma adayı olmasına sebep olur. Dostluk kurmakta ve bazı dostlukları sürdürmekte zorlanabilir. Sürekli bir yarış halinde kendisini hissedebilir. Hayatında yaşadığı bazı şeylerden doyum almasını engelleyebilir. Zamanın, doğanın, emeğin değerini bir türlü anlayamayabilir. Lütfen çocuklarımızı kıyaslamayıp Olmasını istediği yere kendimiz yavaş yavaş yetiştirerek, geliştirerek gelmesini sağlayın. Çocuklarımıza okuma ve öğrenme aleyhine konuşmayın. Bu çok fazla yapılan bir hata. Kitap okuyan birisine inek demek gibi veya okumuş, öğretmen olmuş birisine hakir görmek gibi, okusan ne olacaksın, kaç para alacaksın gibi ifadeleri lütfen ve lütfen çocukların yanında kullanmayan, bu tarz ifadeler çocukların okuldan ve öğrenmeden, bakın öğretmenden demiyorum, öğrenmeden uzaklaşmasına sebep olabilir. Eğitimli insanları küçümseyen, kaba, görgüsüz, ruhsuz bir insan yetişmesine sebep olabilirsiniz. Lütfen bu noktada hassas olmaya gayret edelim. Çocukların yazın yanında bu zaten yasayla sabit devlet büyüklerine, abide şahsiyette hakaret içeren ifadeler ne yapmıyorsunuz kullanmıyorsunuz. Bu hem bize yakışmaz hem de yasal olarak nedir? Zaten suçtur. Çocuğunuzun yanında sigara ve içki içmeyin. Evet. Bizler çocuklara ne yapıyoruz? Rol model oluyoruz. Bizler ne yaparsak çocuklar onlar yapar. Bizler uzun uzun nutuklar çekmiyoruz. Şöyle sigara zararlı, böyle içmiyoruz diye söylemiyoruz. Çocukların yanında sağlıklı besleniyoruz. Sigara ve içki içmeyip rol model oluyoruz. Çocuklar da doğru olanı gördükçe için doğru bir şekilde davranıyorlar. Öfke kontrolü sağlayın. Bu da özellikle Aile e, reisleri dediğimiz babaların çok fazla yaptığı yanlış. Çocukların yanında ortalığı kırıp dökerek çocuklara örnek olamazsınız. Çocuklar sizlere örnek alır. Eğer böyle davranırsanız çocuk ileride bir problemle karşılaştığında öfke kontrolü sağlayamaz. O da kırıp dökerek siz gibi davranmaya çalışır. Çocuk ne görürse onu yapar. Lütfen bu iki noktada da dikkatli olmaya çalışalım. Çocuklarınızı kalıp yargılarla yetiştirmiyoruz. Evet yani çocukların eleştirilen düşünmesine, bazı şeyleri yargılayabilmesine, kendi fikrini beyan etmesine saygı duyuyoruz. Hatta destekliyoruz ki fanatik bir birey olmasın ya da kandırılmaya müsait bir birey haline gelmesin. Çocuklarla olayları konuşun, ilişki kurmasını, sebep sonuç, neden sonuç ilişkisi kurmasını sağlayın. Çocuklara yanlışları da gösterin, doğruları da gösterin ki eleştirmeyi de doğru yola kendisi gidebilmeyi de öğrenmiş olsun. Çocuklarınızı kendinize bağımlı hale getirmeyin. Az önce söylediğim konuyla alakalı karar alırken yanlış da bazen karar alabilir. Bu noktada çocuğun özgüvenini kırmayın. Yol gösterin çocuğunuza ki her şeyi size sormak, her şeyi sizden öğrenmek zorunda kalmasın. Yani size bağımlı olmasın. Kendi kararlarını doğru bir şekilde alabilmesi için çocukları biraz daha özgür ve kendi kendine karar alabilen bireyler olmaya git, o, o şekilde yetiştirmeye gayret edin. Çocuklarınızın yanında cep telefonuyla oynayıp sosyal medyada surf yapmayın. Evet bu da çok önemli. Bütün anne babaların yani çoğu anne babalar diyeyim yapılan bir hata. Bakın burada çok güzel bir ifade var. Dijital diyet. Çocuklarımız yanımızdayken sanki diyetteymiş gibi sevdiğimiz şeylerden birazcık uzak duralım. Sosyal medyaya girmeyelim ki çocuklarda bu şekilde bir yaşam kültürü edinmesinler. Sport faaliyetler, kültürel faaliyetler gibi projeleri yönlendirerek çocuklarımızı bu tarz şeylerden de uzak tutmaya gayret edelim. Sonuç olarak sevgili anne babalar, kıymetli velilerim, kıymetli meslektaşlarım. Çocuklarımızın yanında ne yapacağız? Dikkatli olacağız. Anne babalar nasıl çocukların yanında dikkatli olacaksa, öğretmenler olarak da bizler çocukların yanında dikkatli olacağız, ihtiyatlı olacağız, tepki gösterirken yapıcı olmaya çalışacağız. Çocuklara örnek rol modeller olacağız ki çocuklar bizlerden iyi örnekler alıp ileride iyi bireyler olmaya gayret etsinler. Bizlerin masum dediğimiz yalanlar, masum dediğimiz iftiralar, masum dediğimiz kıyaslamalar Hatta masum dediğimiz dedikodular çocukların kafasına farklı yorumlanıp bambaşka kişiliklere sebep olabilir. Lütfen bu noktada dikkat edelim. En kıymetli varlıklarımızı daha dikkatli ve daha hassas yetiştirmeye gayret edelim. Evet bu çalışma Profesör Doktor Necati Cemalioğlu hocamızın bir çalışması. Özet olarak size vermeye çalıştım. Daha ayrıntılı hocamızın diğer rehberlik çalışmalarından da eğitim üzerine olan çalışmalarından da faydalanabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.